Gürsel Tekin'in iddiasının menşei nedir onu kendisinin açıklaması lazım. Bizde böyle bir bilgi yok. Bir de bir ordu bir şehir, ülkeye 2 günde girmez. Ya bunlar böyle seçim öncesinde ne söyleyeceklerini bilemiyorlar herhalde. Ortalığı karıştırmak için, sansasyon yapmak için ortaya atılan sözler diye değerlendiriyorum. Ya bir akla mantığa da çok uygun iddialar değil. O açıdan da çok ciddiye almamak gerektiğini düşünüyorum. Diğer kriptolu telefonlarla ilgili de daha önceden başlattığımız çalışmayı bitirdik. Kripto noktasında yepyeni bir yazılımı devreye soktuk. Güvenlik mekanizmalarını da artırdık. Ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğimize 20 Nisan itibariyle 100'ün üzerinde telefonu teslim etmiş olduk. Bundan sonrası artık Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğimizin organizasyonuyla kullanıma bağlı. Bu maalesef seçim dönemine kadar hiç üretimle, teknolojiyle, asgari ücretle ilgilenmeyen siyasetçiler sırf kendi oylarını korumak için. 2002 yılında Cem Uzan'ın vaatleriyle toplumun önüne çıkmaya başladılar. Türkiye'de ekmeğimizi büyütmeden dağılımı büyütemeyiz. Ekmeğimizi büyütmek durumundayız. Onun için de Türkiye'nin istikrarı burada önemli. Asgari ücreti yükseltmenin yolu teknoloji düzeyini yükseltmekten geçer. Ben daha şu son seçim atmosferine girene kadar ne Sayın Kılıçdaroğlu'dan ne Sayın Bahçeli'den zaten Demirtaş'tan hiç duymadık da teknolojiye yönelik hiçbir şey duymadım. Seçimler gelince bunların aklı başına geliyor. Biz burada ayağa yere sağlam basan bir politikayı bugüne kadar sürdürdük, bundan sonra da sürdüreceğiz. AK Parti iktidarının ilk devraldığı gün asgari ücret 184 liraydı. Bugün asgari ücret 1 Temmuz itibariyle 1000 lira oluyor. Elbette ki yeterli görmüyoruz. Daha da yükseltilmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ama bunu kesinlikle ayağa yere basmayan politikalarla değil, ekmeğimizi ve ülkemizi büyüterek yapmak durumundayız.